Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepis yeni videoma hoş geldiniz. Yepis yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin 8. bölümüyle karşınızdayım. Dankek 8 kek. Yani 8. bölüm. Arkadaş şu tişörtümü hatırladınız mı ya? Kapanan kanalda son videolarımda ve bir videomda daha göstermiştim. Son zamanlarda ünlü olan tişörtüm. Vurdum. Ateşle barut yan yana gitmez diyorduk ama demek ki gidiyormuş dedik. Ama demek ki gitmeyince yine gitmiyor. Baksanıza şurası kopmuş. Kopuk. Her neyse. Bugün sizlerle dolu doluya bir haber bülteniyle karşınızdayım. Aslında bir önceki haber bültenimizde demiştim ki 20 yılda gelebilecek olan muhtemel teknoloji ürünlerini göstereceğim demiştim. Fakat göstermemiştim de. Fakat öyle yapmadım bu haber bültenimi. Onu daha doğrusu iptal ettim ve başka bir haber bülteni hazırladım. Başka bir şehirde haber mi yaparmışız? Durun ya, daha bitmedi. Haberlerimize geçelim o zaman. İlk haberimiz spor haberi. Derhal gelsin, derhal. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri. Brezilya basını Galatasaray Josef de Souza'yı istiyor. Jim Mitchell seri için pazarlıklar başladı. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri. Galatasaray transferlerde gaza bastı. Fernando'yu Sevilla'ya satan ve 4,5 milyon geri elde eden sarı kırmızılar rotayı orta sahaya çevirdi. Galatasaray için Brezilya basını flash bir iddia ortaya atarken sarı kırmızılılar Jim Mitchell seri için de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da transfer gündemi. Yaz transfer döneminde Ray Mabel, Adem Büyük, Valentin, Ozan, Vafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz kadrosuna katan Galatasaray ilk 11'e yapılacak takviyeler için harekata geçti. Fatih Terim'in raporlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılar önceliği orta saha ve santrofor belgesine verdi. Brezilya'dan flash bir iddia. Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray için Brezilya'dan sürpriz bir transfer haberi geldi. Brezilya'nın önemli medya kuruluşu Globo'ya göre sarı kırmızıların Fenerbahçe'nin eski oyuncularına Josef de Souza için temaslara başladığı iddiaların doğruluk payı var. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübü Al Ahli 11 milyon euro bonservis bedeli ödediği tecrübeli futbolcu için önemli bir teklif beklediği bilgisi de aktarıldı. Brezilya'da tedavi görüyordu. Şubat ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle Brezilya'da Vasco da Gama ile idmanlara çıkan Josef de Souza için sezon sonuna kadar krallık olarak Brezilya'da kalması da gündemdeydi. Başka bir haberimiz, diğer haberimiz, bir yerde yangın çıkmış. Yangın var, yangın var, ben geliyorum. Yetişine dostlar, tutuşuyor. Üzüldünüz mü? Evet, haberimize geçelim. Acı doluklu, hüzün dolu bir haber. Gündem, yangın kontrol altına alındı. Buranı Bodrum içerisinde... Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Güreca ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ülkeden yaşayan bir kadın evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi. Tedbir amacıyla bölgede bulunan 112 acil servis ekipleri kadına müdahale etti. Yangın vatandaşlarının da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Bir sonraki haberimiz 15 Temmuz'la alakalı ilginç, güzel bir haber. Acıklı bir haber, çok güzel bir haber. Bu haberi kulaklarınızı dört açın, öyle dinleyin, tamam mı? Okey miyiz bu? Anlaştık mı? Dinleyelim o zaman, haberimize geçelim. Derhal. Tehlike geçmedi, geri dönün.
Fatih Koca kardeşleri Raşit, Recep ve Enes ile birlikte 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı direndi, yaralı taşıdı. 4 kardeşten Fatih ve Enes şarapnel parçasıyla yaralandı. Eve döndüklerinde ise anneler köprüye geri gönderdi. Anne Gül Koca, sabah eve geldiler, tehlike geçmedi. Daha geri dönün, şehit olmadan gelmeyin diyerek eve almadı. Şehit olmadan gelmeyin dedi. Fatih Koca Köprü'deki manzara içler acısıydı. FETÖ'nün terörist grubu durmaksızın C3 mermileriyle nişan alarak ateş ediyordu. Yaşanan her şeyi videoya almaya çalıştım. Kardeşlerime her şeyi kaydetmeye çalışın dedim. Yaşananları herkesin görmesini istedik. Yaralılarımızı almak için gelen ambulansa ateş açtılar. Onlarca yaralıyı motosiklete taşıdık. Motosikletler yerdeki kandan kayıyordu. Enes kişilerin yanına gitmişti. O noktaya bir saldırı yoktu. Canlı çıkamayacağını düşündüm. Belki de onu kaybetmiştik. Annemi arayıp Enes'i canlı alamayacağımızı müsterih olmasını söyledim. Annem de sakın şehit olmadan gelmeyin. Sizi mehter marşıyla gömeceğim dedi. Merminin biri başımın üzerinden saçımı yakıp geçti. Bacağıma şarapnel saplandı. Kardeşimin bacağına da hala parçalar çıkıyor. Sabaha karşı fiskiyelerle abdest alıp namaz kılanlar oldu. Evden çıkarken aldığımız bayrağımızı serip üzerine namaz kıldık. Enes'ten hala haber alamıyordum. Şehitlerin bayrakla örtülü yüzlerini açıp Enes mi diye bakmaya başladım. Tek tek başlarında dua ettim. Göremedikçe endişelenmeye başladım. O sırada müthiş bir görüntüyle tank ateş etti. Sağ kulağımda hala sorun var. Duruşmada köprüde gördüğüm bir sözde komutan, köprüde sabaha kadar adam öldürdüm İtirafında bulundu. Hiç unutmadığım anlardan biri de yaşlı bir kişinin askerlere yaklaştığı andı. Abi ne yapıyorsun şimdi, seni vuracaklar dedim. Bana ses çıkarma dedi. Sonra bu kişi HGS kulesinin yanına gitti. Hey askerler, siz Türk evladısınız, Müslümansınız. Bunlar Türk insanı, Müslüman. Kardeşinize neden ateş ediyorsunuz deyince tank yönünü ona çevirdi ve top mermisi HGS kulesini vurdu. O sırada ölmüştür diye düşündüm. Ama sonra bir baktım sürüne sürüne çıktı dışarıya. Hiçbir şey olmamış. Sabah askerler teslim oldu. Abimlerle buluşup topallaya topallaya eve geldik. Bitkin vaziyette kapıyı açtık. Annem kim o dedi. Hepimiz ismimizi söyledik. İçeriden bize kızmaya başladı. Biriniz bile şehit olmadı. Gidin şehit olun dedi. Kapıyı açmadı. Oradan abimlerin evine geçtik. Orada dinlendik. Abim çektiğimiz videoları birleştirdi. O gece her anı bir kaydettik. Yan yana namaz kıldık. Şehit oldu. Raşit Koca. Hala düşündükle duygulanıyorum. 5 dakika önce yan yana namaz kıldığımız biri yolda ikiye bölünmüş halde yatıyordu. Şehit olmuştu. Pijamalarından tanıdım. Beraber abdest alıp namaz kılmıştık. Onu hiç unutamıyordum. Sonradan öğrendim. İsmi Akın Terpçelik. Eşi YouTube'daki videomuzdan eşini görmüş. 4-5 ay sonra benim telefonumu bulmuş. Bana kocasının son anlarını anlattırıyor. Seni görünce kocamı hatırlıyorum diyor. O masum adamı unutamıyor. Onlarca yaralı taşıdık. Recep Koca, sabaha kadar yaralı taşıdım. O kadar çok kurşun geldi ki kulaklarımda hala zaman zaman sıkıntılar çıkıyor. O gece gördüğüm kadar kanı hayatım boyunca göremem. Göz yaşartan bir manzara vardı. Motorcu arkadaşlarından onlarca taşıdık. Karnı yarılmış. Bir yaralıyı bile ambulans gelemediği için motorla taşımak zorunda kaldık. Bugüne kadar dinlediğiniz en güzel haberlerden birisi diyebilirim yani. Tabii ki 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız ve 3. yılı. Ve yine benim bahsetmek istediğim bir konu var. 15 Temmuz paralarını saklayın ve bunu kesinlikle söylüyorum. 15 Temmuz paralarını harcamak için yaptırmamışlardır. Onların maddi bir değeri yoktur. Mesela 1 liranın arkasına baktığınız zaman 15 Temmuz yazıyorsa o para diye, o parayla bir şey satın almayın derim. Yani an saçma geliyor o parayla bir şey almak. Sizlere de önermem kesinlikle ve kesinlikle 15 Temmuz paralarını saklayalım, unutmayalım, unutturmayalım 15 Temmuz'umuzu. Demiş olduğum gibi onun maddi bir değeri yoktur, manevi bir değeri vardır. Haberimden dinlediniz zaten. İnşallah bu durum tekrar etmez. Tekrar ederse de Allah korusun, Allah muhafaza. İnşallah yine Türk istikbalinin, milletimizin
galibiyetiyle sonuçlanır. Ve 3. Dünya Savaşı falan da Allah'ım inşallah, Allah'tan niyaz ederiz ki inşallah öyle bir durum yaşanmaz. Neydi efendim? Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek diye bir diğer haberimize geçelim. Mersin Ayşe'yi alıyor, annesinin mezarına defnedildi. Mersin'de 6 yıldan bu yana yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve internetten tanıyı kültürüne ilgi duyduğu Güney Kore'yi görme hayali verilen desteklerle gerçekleştirilen 15 yaşındaki Havin Ayşe Baldas tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baldas küçük yaştayken kaybettiği annesinin mezarına defnedildi. Havin, Ayşe'nin 15 yıllık kısa ömrü birçok acıya sahne oldu. Annesini henüz 2,5 yaşındayken bir trafik kazasına kaybetti. Bir trafik kazasına kaybeden Baldas'a 9 yaşındayken yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Ayşe'nin 15 yıllık kısa ömrü birçok acıya sahne oldu. Annesini henüz 2,5 yaşındayken bir trafik kazasına kaybeden Baldas'a 9 yaşındayken yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin konulduğu 2013 yılından bu yana tedavi gören Baldas'a en büyük desteği ise üvey annesi Nuran Baldas verdi. Genç kız hastalığı nedeniyle uzun bir süre okula gidemezken eğitimine Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği öğretmen aracılığıyla evinde devam etti. Sağlık durumunun ve hayalinin haberleştirilmesiyle durumu öğrenen Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi yetkilileri Anadolu Ajansı aracılığıyla aileyle irtibata geçip sağlanan desteklerde Baldas'ın bu hayalini gerçekleştirdi. Bizle birlikte 2017 yılında Güney Kore'ye giderek bir hafta geçiren, burada sevdiği müzik gruplarıyla bir araya gelen Havin, Ayşe Baldas'a bu moralle tedavisinde de olumlu gelişmeler yaşandı. Annesinin mezarına defnedildi. Havin Ayşe Baldas, Güneykent mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta bulunan annesi Ayşe Baldas'ın mezarına defnedildi. Tören boyunca gözyaşlarına hakim olmayan Baldas'ın üvey annesi Nuran Baldas yaptığı açıklamada büyük acı duyduklarını, ancak Havin Ayşe Baldas'ın en büyük hayalinin gerçeğe dönüşmesinde huzurunu yaşadıklarını belirterek emeğe geçenlere teşekkür etti. Cenaze törenine Baldas'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra genç kızın hayalinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayan Güney Koreli yetkililer de katıldı. Acıklı bir haberdi ve şimdiki haberimiz spor haberi. Spor haberimize o zaman derhal geçelim. Geri Rodriguez. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'nin alt İttihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Rodriguez, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Fenerbahçe kulübünün Al-Ittihad takımında satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Geri Rodriguez kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Okuyun. Siz okuyun. Fenerbahçe'nin amacı her zaman şampiyon olmaktır. Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asılı kanat oyuncusu. Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe Üniversitesi bu yıl eğitim hayatına başlıyor. Yeni kurulan üniversite 5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yapılacak. Medikan grubu yönetim kurulu başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Hüseyin Bozkurt, skordan Serkan Hamzaoğlu'na konuştu. Bozkurt, Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılmama durumu ortaya çıktığında başkanımız Ali Koç'la görüştüm ve bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu işe talip olduğumuzu ve bütün mali yükü olmak istediğimizi söyledim. Durdurun, okuyun efendim. Fenerbahçe'nin yeni transferinden bahsettik. Gündemde spor transferlerinden bahsettik. Ve birkaç tane daha transfer haberimiz var. Fakat önümüzdeki haber ilginç bir haber. Ve bu da
gayet güzel bir haber. Bunda kulaklarınızı dört açıp dinleyebilirsiniz. Gözlerimizi dört açıkmıyorsa. Neyse ya, uzatmayalım, geçelim haber. Yize'nin İkizdere ilçesi Çiçekli köyünde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeşin Karadeniz damarı tutunca miras paylaşımı ilginç bir yapı ortaya çıkarmış. DHA'nın haberine göre İkizdere ilçesi Çiçekli köyü Anzer yaylasında vefat eden Sabri Kangel'e ait 150 metrelik tek katlı ahşap ev. Oğulları Ali ve Ahmet Kangel'e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Ordu testleriyle ortadan bölündü. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülmeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev 4 yıl önce yapılan ölçümlerin ardından motorlu testleriyle ortadan bölünerek kardeşler arasına paylaştırıldı. Ali Kangel kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Ahmet Kangel harekatına düşen bölümü eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekata geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarına çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kaldı. Yayla sakinlerinden Fetih Karaduman kardeşlerin anlaşmazlık yaşadığını belirterek iki kardeş arasında bir husumet oluştu. Keçi inadı bu. Biz bunlara yalvarıyoruz ama dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. İki evi birleştirip biri alta biri üste geçse daha iyi olacak dedi. Aslan Arıcan ise babadan kalan evi iki kardeş anlaşarak ahşap yapmaları gerek. Bir kardeş ahşaptan, diğer kardeş ise betondan ev yaptı. Eski ahşap olsaydı veya kaplansaydı iyi olurdu. Ama bir ahşap olarak bıraktı. Diğeri betondan yaptı. Kardeşler evi böyle bölmüş. Biri betondan yeni ev yaptı. Diğer ise kaptan yaptı. İşlerini öyle geldi diyerek konuştu. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel, görüyorsunuz. Dediğim gibi 15 Temmuz'u göğsümüzdeki iman gücü sayesinde, milletimizin sayesinde kazandık. Neyse, bir diğer haberimiz de askerlikle alakalı, bedelli askerlikle alakalı hangi gelişmeler var. Onlar göstereceğim sizlere. O zaman derhal haberimize geçelim. Zaten çok kısa. Bundan sonra birkaç tane, 3-5 tane daha haberimiz var. Spor haberlerimiz falan var. O yüzden uzatmayalım. Son dakika, bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Son dakika, 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33.230 lira, dövizle askerlik ücreti 5.442 avro olarak belirlendi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak. Sıradaki. Tananan tanan. Maalesef. Ve ne yazık ki. Üzücü bir durum. Üzücü bir haber. Yine yangın haberi. Yangın var. Ben gelemiyorum maalesef. Yetişine dostlar, kurtarın onları diyelim. Yavuz Sultan Köprüsü'nde bir yangın çıkmış. Direkt haberimize geçelim o zaman. İzleyelim. Benden sonra spor haberimizde gündemimizi, haber bültenimizi kapatacağız. Daha fazla, daha yeni, daha güzel. Ya biz yeni haber bültenlerinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya tam 54 like istiyorum. Dervişi Yusuf Oyundan'ın kanalını da sağ üst köşede vereceğim. Onun kanalına da gidin. Çok güzel bir kanalı var, tamam mı? Enden sonra Y Oyunda olsun, MD Futbol olsun, bana vermiş olduğunuz destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve diğer kardeşlerimizin kanalımı tanıtmak isteyenler varsa aşağı yorumlarda belirsin. Ve bir sonraki videolarda da onların sağ üst köşede verelim. Bir bakmışsınız trende gireriz. Bir bakmışsınız sizin aboneleriniz de yükselmiş, benimkisi de yükselmiş. İnşallah hepimiz hayırlısıyla yükseliriz. Tüm YouTube kanallarımız adına başarılarımızın devamını diliyorum o zaman. Evet, çok uzattık ya, o zaman yangın haberine geçelim. Dakika.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında tanker yangını. Son dakika, Kuzey Marmara Ortayolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yakın ortaya çıktı. Ortaya. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Riva Bozane, Yavuz Sultan Selim ve Maden İtfaiye istasyonlarına ekipler sevk edildi. Çöp toplama kamyonu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Adına inşallah hayırlısı olur. Demiş olduğum gibi her şeyde vardır bir hayır. Bunda da vardır bir hayır. Düşünmememiz gerekir olumsuzca. Gayenin ardında başarımız da vardır. Vardır, 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 vardır. Evet, spor haberimiz bir sonraki haber. Spor kanallar, bu arada söylüyorum, telifsiz müzik bulma sıkıntınız oluyorsa ben izin veriyorum kullanmanıza. İstediğiniz gibi kullanın benim müziklerimi, istediğiniz gibi klip çekebilirsiniz hangi futbolcuya isterseniz. Anladınız mı? Yani yapabilirsiniz, hiç problem yok. Evet, şimdi Trabzonspor'da bir transfer gündemi haberimiz var. O haberimizi de yayınladıktan sonra en son haberimizin, bültenimizin sonuna denk geleceğiz. Sen de bu team'e takıma katıl ister. Dakika, Trabzonspor UEFA'nın kararını casa taşıdı. Trabzonspor kamuoyu aydınlatma platformu Kapa yaptığı açıklamada UEFA'nın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nden kazanacakları para ödülünün yarısını el koymasını öneren kararına spor tahkim mahkemesi CAS nezdinden itiraz ettiklerini... Trabzonspor kamuoyu aydınlatma platformu Kapa yaptığı bildirimde UEFA'nın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde kazanacakları para ödülünün yarısını el koymasına yönelik kararına spor tahkim mahkemesi CAS nezdinde itiraz nezdikilerinde bu duyurdu. Bu arada mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verir. U E F A C F C B A C 05.07.2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep ediliyor. UEFA UEFA CFCB Adil Nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımız da. Men tehlikesi bulunuyor. Dikkat dikkat. UEFA. UEFA 5 Temmuz tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 15 Ekim 2019 tarihine kadar finansal fair play kuralları çerçevesinde belirlenen şartları sağlayamaması durumunda 2020-2021-2022 sezonlarına katılım hakkı elde edeceği UEFA organizasyonların birinden men edilmesi hükmetmişti. Evet sevgili dostlar, bir haber bültenimizin daha sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir, beğenerek izlemişsinizdir. Bu arada var ya, şurada ateş ve barut yazıyor yani. Şunun parçası yanlışlıkla koptu. Demek ki ateş de barut yan yana gidiyormuş. Yok. Diye ateş de barut demek ki yan yana gidiyormuş dedik. Yani şuradaki yazıdan. Baktık, yazı üstünde bile demek ki yan yana gitmiyormuş ya. Atalarımızın sözü doğruymuş demek. Ateş de barut yan yana gitmez diyorlardı. Demek ki gitmiyormuş. Ben de dedim ki ateş de barut yan yana gitmez diyorlar ama demek ki şuradaki yazıdan anladığınız ifadeye göre gidiyor dedim. Parçası koptu. T yazısı yok artık. Neyse. Bu bültenimizin daha burada sonuna denk gelelim. Daha fazla sinirlenmeyelim. Wolf'tum yazıyor ama şurada hala. İşte bir çamaşır makinesi yine başladı hepsi. Yoksa oradaki T yazısı falan da kopmayacaktı. Çamaşır makinesine girdi, battı çıktı. Gözlerim tişört. Hatıraydı kapanan kanaldan. Ama olsun. Biz pes etmeyeceğiz. Yımayacağız, usanmayacağız.
Ve sizler de daha fazla, daha yeni, daha güzel ya biz yeni diyor istiyorsanız sen de bir tık like at o zaman. 54 like olsun. Dervişimize selamlarımızı yollayalım. Hadi bakayım yaparsınız siz. 54 like ya. Bakın çok bir şey istemiyorum. 54 like. 104 olmasın, 54 olsun. Anladın? Tamam. Burada bitirelim o zaman. Daha fazla daha yeni. Kaç defa diyeceğim ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay. Pardon. Bay bay. Video bitiminde saçlarımı düzeltiyorum ya.